Selamlar arkadaşlar, ben Blue Bariton. Bugün birlikte Sky Hill oyununun yeni bölümüyle beraberiz. Hemen 55. kattan devam ediyoruz. Bu arada bir alt kata ineceğim ve yeteneğimi kullanacağım yine. Tabi bir şey çıkarsa kötüydü ama çıkmadı. Kullanalım. Evet, şimdi bir baktığımda bir altta mutant bekliyor bizi. Bir alt kata kaçabilir miyim ona bakacağım ama önce üst kattaki odaya bir girelim. Bu yetenek aslında bu açıdan da güzel oldu. Can dolduracak bir şeyler bulmamız lazım. Çubuk buldum. Bu benim bir işime tekrar yarayabilir. O yukarıdaki şeyi üretebilirim. Zaten bu alt katta mutantın önüne gitmemek için şurada asansörü bir kullanacağım. 54'ten aşağıya. 53'e inmek istemiyorum yani. Bir çıkalım. Şimdi 53'e inmek istemiyorum. 54 unutmayalım. Şuna gel. Şimdi bir mutfağı artık üreti harika geliştirebildik nihayet. Bir kere daha yapabilir miyim? Tel, çivi, tuğla. Tuğla yok. O zaman bu seviyede bakalım ne yapabiliriz. Şimdi bir sürü şeyimiz oldu tabi. En yüksekten başlayalım. 13, 16, 18, 22, 30, 12. Şimdi 30, şunu bir üret. Sonra 15, 16, 13. Burada da 18 var. 18'i de üret. 12, 15, 16, 13. 16'yı da üret. 15 kaldı. Bir de 12 var. 15 üret. Diğeri de bitti. Tamam, şimdi burası hazır. Bir sürü yemeğim var. Şu an açlığım iyi. Bir şeyleri tamir edersem gidebilir de canımdan götürebilir. Sağlık için bir şeyler yapabilmemiz lazım. Sağlık malzemelerinden güzel bir şey bulursak iyi olacak. Bir ya da iki bozukluk bulursam bundan sonra sağlık otomatına saklayacağım. Kullanmayacağım. Silah şu an bir şey yapamam herhalde ama bir bakacağım yine de. Mızrak için bana çeviklik 16 diyor da o biraz zor bu gidişine. Şimdi şöyle bir bakalım. Bakın bunlar da kırmızı aslında. Ona da dikkat edebilirdik. Hani benim kullanabileceğim şeyleri üreteyim diye. Şöyle bir bakayım. 1.8, 2.5, 5.1, 5.8. Şimdi 5.8. Şöyle gel. Şimdi bu tonfa şu an üretemem. 2 çubuk istiyor ama bendeki çubuk 1'di, kullandım. Tamam, devam edelim o zaman biz. Uyursam, canı böyle doldurursam yemeğim var. 81, 91, 97. Bir deneyelim. Umarım hasar yemeyiz. Ben yatağa girer girmez birileri çığlık atmaya başladı. Parçalara ayrılan bir kadının korkunç, yürek burkan o çığlıkları sessiz merdivenlerde yangın kılandı. Çok acı çekmedi ama ben saatlerce uyuyamadım. 21.3 gitti. Neden gitti acaba? Bir yemek yiyelim. Tekrar uyuyalım. Şimdi 16, 15, 18, 30. Şunu bir, ama bu 30'u yedirmeyeyim. Şimdi bana ne lazım? 18 lazım yaklaşık, şunu bir ye. Pardon, yanlış yere bakmışım. Alttakiydi. 30 hasar yersem kötü olur. İyi, hasar yemedim. 53. 16 daha. Bu sefer yedik hasarı. Şunu da ye. Buradan da 5 yedik. Şu 15, bunu da ye. 89. Şimdi böyleyken bir uyuyalım. 71, 81, 91, 100. Anlaşılan dün kötü bir şey yemişim. Sabahleyin sonuçlarıyla başa çıkabilmem için tam bir rulo tuvalet kağıdı gerekti. 38.1 arttı. Ama açlık 29'da. Şimdi açlığa bir bakalım. Ekstra bir şeyim kaldı mı? Şimdi üreteceğim bir şey de sanırım yok. Tamam, şimdi bunlarla idare ederiz. Bu 29'u 2 katı düşünelim. 58 eder, canım da 100'de zaten. O yüzden 54'e gelmeyecektim. 52'ye ineceğim. Evet, bakın mutanttan yırttık. 38 turum var. Şimdi şuradan devam. Oo, değişik bir şey çıktı karşımıza ilk kez. Bir bakalım. Şimdi bu canı 90. %38 ihtimalle yüksek vuruyorum. Bundan kaçabiliyor muyum? Güzel. Bununla hiç uğraşmayalım.
Yeni yeni şeyler çıkıyor. Yapıştırıcı. Oo, asa. Bakayım bu asa nasılmış. Direkt kullanabiliyorum. 9'a 10. Şimdi bunları kullanamıyoruz. Bu beklesin. 4'e 9. 7'ye 8. O zaman şöyle yapalım. Bunu buraya. Bunu da buraya. Güzel. Hemen bir hafta. 51'e geldik. Bundan kaçamıyordum ama şimdi kaçabilir miyim? Kaçtım. İyi. Kaçabiliyorsam hiç karşısına çıkmamaya çalışayım. Boş. Bu arkadan vurmadı da o açıdan iyi. Şimdi burada ne istiyorsun? 23 zaten hakkım var. İşliler. Bunu bir kullan. Yapıştırıcım gitti ama buradan da 10 kaldı. Güzel şey bulmam lazım. Yiyecek ya da yapabilmem lazım. Burada bir şey yok. Şu an 9 kaldı açlığım. Gerekirse bendekileri kullanacağım da bu kasapla uğraşmayalım. Şimdi 50'ye kadar geldik. Yarısı bitti. Şunlara bir bakalım. Şu 5 diyor. Bunları yaparsam aslında candan gidebilir. 7, 6. Biraz daha büyük bir şey bulursam inelim. Oo, bunlar direkt aşağı kaçabiliyorum sanırım. Odalara bakmadan. Oo, kaçamıyormuşum. Şimdi direkt 15.36 %58 vuramadık. Bu zehir bulaştıracak ekstra tur. 11.3 kaldı ve orada 11.2'de vurdu. Neyse önemli değil. Şimdi bir tane vardı onu da kullan. Başka üretebiliyor muyum? Yok şu an üretemiyorum. Bakalım. Balık. Bozukluk. Şimdi buralarda otomatı var mı? Sağlık. Şu kırılmış. Başka da yakında görünmüyor. Yukarılarda vardı aslında diye hatırlıyorum bir şey ama bu da kırılmış. Sağlık. Aa, ödüm patladı birden. Et geldi. Bir de kaset. Neden bunu yapmaya devam ediyorum ki? Ya da onun sesi varken ben okumayayım şimdi. So I had to stay for a night. I was curious, so I decided to climb up two floors and ended up climbing. Şöyle durdurayım ben size onu okuyabiliyorsam eğer buradan okuyayım. Bakayım kaset burada görünüyor mu acaba? Yok direkt oradan açmam gerekiyor sanırım. Why do I keep doing this? Onun sesinden de olmuyor ama siz bunu durdurup okursunuz diye düşünüyorum. Onun sesi varken okursam üst üste binebilir ses diye. Okuyamadım. Direkt açabilseydim okuyacaktım ama oh şimdi şu görevden kaçabilir miyim? Bir bakayım. Bu arada ben bayağı vuruyorum şu an 16.64 ama yine de az. Ama buna kapışmadan kaçabilir miyim? Kaçamıyorum. O zaman yine büyük koluna vuracağım. 16 vurdum. Ama direkt büyüğü seçti bakın bu sefer. 15.4 daha vurdum. Yine zehir verirse bu sefer zehirden de kurtulamam. 7.6'sı kaldı. İyi işi bitti bu sefer de. Zehir bulaştırmaz umarım. İyi. Şimdi şuradan anahtar. Şimdi bunda bozukluğu kullanmayacağım. Sağlıkla ilgili bir tane bulursam ona saklayacağım. Et 20 açlık gideriyormuş. 5 kalmıştı. Güzel 25 oldu. Şimdi açlığa gitmeme gerek yok. Sağlık önemli. Bu arada et... balık pişirebiliyorum. 22 ediyor da odaya çıkarsam yaparım. Sağlığa bakalım. Devam. Ne var burada? Yok. Burada yok. Sağlıkla ilgili bir şey bulamadım. Tahta parçası. Başka bir şey yokmuş. Bir alt kata inelim. Bu asansör sağlamdı aslında. Daha aşağı gitsem daha iyi olabilir. Artık biraz pratik yapalım. Sağlam larla ne kadar aşağı inebiliyorsam o kadar ineyim. Kola da buldum. Çerez de buldum. Ama sağlık lazım. 47'den ne kadar inebilirim? Daha inemiyormuşum maalesef. Hani aşağıdan seçseydim şuradan. Gel bakalım. Şimdi bundan kaçabiliyorsam direkt kaçacağım. Onunla savaşmadan olmaz diyor. O zaman oo, bu bir de zehir yapıyordu bize. Bu çok kötü oldu. Canım da 39 kaldı.
11.3 kaldı ve maalesef zehirledi. Şimdi bir de hasar verdi. 24.3'lü canım. Şimdi sağlıkla ilgili benim neyim var? Açlık. Üretemiyorum da. Şunu da bir şey çıkar mı? Mantar. Mantar da açlıkla ilgiliydi. Evet. Direkt aşağı gidiyorum. Otomat arıyorum. Ulan. Evet, yapıştırıcı gitti ama direkt aşağı doğru gidiyorum şu an. Bir sağlıkla ilgili bir şey arıyorum. Şunlar ne işe yarıyor acaba? Yine işte bu dedi. Oo, şundan çıktı. Kaçabilir miyim acaba? Yoksa bu çok fenaydı, kaçamıyorum. Üst kata çıksam çıkabiliyorum. Şimdi burası 42. Bayağı da yukarı çıkmam lazım. O zaman bu sefer şöyle bakarak gidelim. Anahtar istiyormuş zaten bu odada. Girelim. Bunda bir şey çıkabilir. 18.3 canım var ama deneyeceğim. 18 vurdum. Kaçtı. Bunda bir şey var mı? Yokmuş bir de. Boşuna uğraştım. Boş. Bundan dişli çıktı. Buradan da yapıştırıcı çıktı ama 10.4 canım var. 6'da açlığım var. Yukarı gideceğim. Sonra da gidip uyumayı deneyebilirim ama bu açlıkla ölebilir. O yüzden bir an önce yedirelim. Çünkü candan götürüyor bazen yemek. Bu 15 direkt öldürür. Bu 7. Yiyebilir miyim? Oo, hasar yedim. 1.4. Riske gireceğim o zaman. 15. İyi, doldurdum. Ama canım 1.4 kaldı. Cana ne yapabilirim? Şu da 12. Deneyelim. Oo, maalesef 0.4 vurdu. 1 kaldı. Demek ki son 1'e gelince bir duruyor. Son 1'deyim şu an. Bir tane daha yersem ölebilir. O zaman sağlık nesnesi bakacağız. Bulduk bulamadık. Aa, ne oldu? Kapıdan girdi diye. Ben bunu unutmuştum geçince. Ama niye? Zehirden dolayı. Ben de diyorum can niye düşsün ki? Yani açlık falan vardı. Zehirden dolayı gitti sanırım. Fakat yeni bir şey açtık. Ne olduğuna da artık bir sonraki bölümde bakacağız. Bayağı 44. kata kadar inmiştik. Güzel de gidiyorduk ama istediğim gibi bir silah bu sefer çıkaramadım. Ama inşallah yaparsak çok etkili olur diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen abone olarak destek vermeyi eksik etmeyin. Çünkü siz takip eden arkadaşlar arttıkça bize faydalı. Siz de böylece destek olmuş olabilirsiniz. Beğen ya da beğenmeme butonunu kullanıp fikrinizi belli edebilirsiniz. Görüşlerinizi ise yorumlarda yazarsanız hem sizlerle sohbet etmekten keyif alıyorum hem de dediklerinizle kanalı geliştirmek için değerlendiriyorum, kullanıyorum. Şimdiden tüm desteğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.